Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kerem Aktürkoğlu gerçekten bu sezon başka bir oyunla yine çok iyi bir performans ortaya koydu. Sezon başında belki biraz problemler vardı ama sonrasında evet. adapte oldu ve oyununu çok geliştirdi. Icardi ile de müthiş bir uyum içindeler. Sezon başında çok eleştiriliyordu, değil mi? Tarafından. ama biz e, ne söyledik eleştirilen bir isim, bir şeyler yapan yapan isimdir. Yani çalışmayan bir futbolcu ya da çalışmayan bir insan eleştirilmez çünkü hata yapmaz. E, Kerem hatalarını yapıyordu, hatalar yapıyordu çünkü çok çalışmaya çalışıyordu, bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Dolayısıyla o bölümde hatalar da yapıyordu. Son paslarda belki biraz daha dikkatli olabilseydi çok daha fazla skora katkıda bulunabilirdi. E, önümüzdeki sezon çok daha fazla bence skora katkı yapacak e, Kerem. Uyumu öndeki futbolcularla e, oynadığı zaman Gomis'te ki son haftalarda sürekli olarak Icardi ile oynuyor. Icardi ile çok çok iyi. Icardi ona gol attırmaya çalışıyor. O Icardi'ye gol attırmaya çalışıyor. İyi de bir e, uyum yakaladılar. Ve bu sezon ortaya koyduğu performansla değerini de artırdı. Kesinlikle. Bir de tabii ki e, hem... Geçen sezondan farklı bir oyun anlayışı vardı. Biraz da ona adapte olmaya çalıştı Kerem. Geçen sezon çünkü bütün sorumluluk Kerem'in üzerindeydi. Evet. Daha farklı bir oyun planı vardı. Kadro zayıftı. Evet. E şimdi daha paylaşımcı, daha farklı bir oyun, aklının devrede olduğu durum söz konusu. Ona uyum sağladı. Sonunda da sağladı gerçekten. Üstü Maria ismi geçiyor Galatasaray isminin yanında. 35 yaşında. Tek belki soru işareti bu olabilir. Kardi kalırsa... Galatasaray'da ki Maria giderse yani Galatasaray yönetimi büyük düşünüyor bunu çok konuştuk zaten seninle de e, programlarımızda bir şampiyonlar ligi hedefi var orada da e, var olmak istiyor Galatasaray sürekli olarak. Yedekleriyle de çok güçlü bir kadro planlamasında şu an Galatasaray e, ve açıkçası e, hem taraftarın hem de bizim de beklentilerimizi çok yükselttiğini söylemeliyiz. Erden Timur Londra'da galiba İngiltere'de diyelim. Görüşmeler için değil mi? Görüşmeler için. Az önce yukarıda bir beyin cimnastiği vardı. Acaba kimin için gitmiştir? Yani transfer çalışmaları başladı Galatasaray'da. Çünkü İKAD'nin bon servisi evet. konuşuluyor. Elbette görüşmeler devam ediyor. Evet yani Galatasaray güçlü bir kadro kuracak. Zaten kadrosu çok iyi bence. Bir şampiyonlar ligi kadrosu olduğunu düşünüyorum. Daha da bu kadroyu geliştirmek istiyor, daha da öteye taşımak istiyor sarı-kırmızılı yönetim çalışmalarda başladı. O isimlerden biri de uzun süredir gündemde olan Angel Di Maria çok da flash bir transfer. Yani ses getirir en azından. Galatasaray markası içinde marka değer açısından da son derece önemli bir transfer Kurup olur gerçekleşirse. Için. Bakalım yaz nasıl geçecek? TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a devasa bon servis geliri Galatasaray'da Erden Timur ve bazı yöneticilerin yaptığı İngiltere seferiyle ilgili İngiliz basından detaylar gelmeye başladı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiltere'de yapılan transfer çalışmalarının yanı sıra Sacha Boye ve Victor Nelson'u isteyen kulüplerle de görüşme yapıldığı kaydedildi. Romano'nun verdiği bilgiye göre Galatasaraylı yöneticilerin Sacha Boye ve Nelson için 25 milyon eurodan aşağı gelecek teklifleri kabul etmeyeceği ifade edildi. Öte yandan Nikolo Zaniola isteyen ekiplerin de olduğu belirtilirken 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferin Avrupa kulüplerine cazip geldiği vurgulandı. Saçya 2021 yılında Galatasaray'a Rennes'ten 1 milyon euroya transfer edilmiş ve Fransız sağ 2025'e kadar sözleşme yapılmıştı. Aynı yıl Kopenhag'dan 7 milyon euro alan Victor Nelson'un 2026'da bitecek sözleşmesindeki maaşı geçtiğimiz yılın son aylarında 900 bin eurodan 1.3 milyon euroya yükseltilmişti. Galatasaray bu iki oyuncudan en az 50 milyon euro kazanacak. Zaniolo'yu da minimum 30 milyona satsa sadece 3 isimden mükemmel bir bonservis geliri elde etmiş olacak. Galatasaray'da Torreira'ya yeni sözleşme İtalya'dan talipleri olan Torreira için harekete geçti. Sarı kırmızılı takım teknik sektör Okan Burun ayrılmasını istemediği Uruguaylı Yıldız'a iyileşmiş şartlarda yeni bir sözleşme önerecek. Galatasaray forması altında bu sezon 32 maçı çıkan 27 yaşındaki futbolcu özellikle ligin son döneminde artan form grafiğiyle dikkat çekti. Icardi de açıkladı. Galatasaray'da kendimi buldum. Galatasaray'ın sezon başında kiralık kadrosuna kattığı yıldız golcü Icardi'nin geleceği merak ediliyordu. Arjantinli futbolcu için flash bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük desteği veren futbolculardan biri de Icardi oldu. Arjantinli süperstar ileri uçta rakip tanımazken adeta durdurulamam bir performans sergiledi. Özellikle takımın en ihtiyaç duyduğu anlarda sahne alan Arjantinli süperstar Sivas Spor mücadelesiyle birlikte ligde toplamda 19 gole ulaştı. 30 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı kırmızıların çıktığı son 7 yedilik maçına da damga vurdu. Bu süre içerisinde Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken gollerin yarısından fazlasında Icardi'nin imzası vardı. Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Icardi'den müjdeli haber geldi. Paris Saint Germain'den kiralanan Arjantinli golcünün menajerine sarı kırmızılar ile yeniden anlaşması talimatını verdiği öğrenildi. İstanbul'a geçtiğimiz günlerde gelen menajeri Elip Litreo Pino'ya Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Sarı kırmızılı yetkilere de bilgi veren Yıldız futbolcunun burada kendimi buldum hem sahada hem saha dışında çok mutluyum ifadelerini kullandığı öğrenildi. Icardi konusunu çözmeye kararlı olan Sportif AŞ Başkan Vekillerden Timur'un yıldız oyuncunun tavrı sonrası elinin rahatladığı öğrenildi. Avrupa'nın önde gelen birçok hekimin radarında olan Icardi'nin Galatasaray'da devam etme arzusu Sarı Kırmızıların PSG ile yapılan pazarlıklarda bunun bir koz olarak kullanılmasını sağlayacak. Bu sezon ligde 19 gol, 7 asistlik bir performans gösteren Icardi konusunu bir an önce çözmek isteyen Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi ön düşünerek elini çabuk tutmak istiyor. Stavu Kreş, Morutan'ı kiralamak istiyor. Stavu Kreş, Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Morutan'a talip oldu. Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda kadroyu gençleştirme hedefiyle Stavro 4 milyon euroya satın aldığı Morutan İtalya 2. gösterdiği performansla dikkat çekti. Stavro ekibi eski futbolcusunu tekrar kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Rumen ekibinin Morutan'ı kiralamak istediği öğrenildi. Morutan bu sezon pizza formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol 8 asistik performans sergiledi. Zaniolo'nun da cezası belli oldu. Galatasaray'ın İtalyan yıldız Zaniolo'nun cezası açıklandı. PFDK Zaniolo'ya 2 maç men cezası verdi. İki maçlık cezasının birini Sivas Spor maçına çeken Zaniolo Ankara gücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe derbisinde sahada yerini alacak. Icardi, Drogba ve Falcao yakaladı. Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçında attığı gollerle galibiyet getiren Icardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı. Drogba ve Falcao'nun geçmişte formasını giydiği Galatasaray'da Icardi gol sayısında efsaneleri yakaladı. Drogba 1,5 yıllık Türkiye macerasını 20 golle tamamlamıştı. Falcao da 2 sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 20 kez gol atmıştı. Icardi ise Drogba ve Falcao'dan çok daha az sayıda maça çıkmasına rağmen 8 ayda 20 gole ulaştı. Derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı boş geçmeyen Arjantin'e dünya yıldızı tribünlerin de sevgilisi oldu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.